Maxi Grup'ta Özkan ve Sarıcıoğlu'na Ümit Ülkü 3. olarak eşlik ederken, Süper Grup'ta 1. yarışın galibi Aytaç Biter, 2. yarışı da lider olarak tamamladı. Kategorinin üçüncüsü ise Egemen Çivicioğlu oldu. Süper Grup'ta ise BMW sürücüleri Aytaç Biter ve İbrahim Okyay ilk iki sırayı alırken Mehmet Murat Güney 3. olarak kupa kazandı.
İkinci yarışın galibi Fatih Ayhan ikinci olurken Onur Tavşancıl yine üçüncü sırayı elde etti. Murat Güney ikinci, BMW sürücüsü İbrahim Okyay, Yadel Özkan'la yaşadığı temasın ardından aldığı 10 saniye cezasının da etkisiyle üçüncü oldu. Yarışının tamamlanmasıyla beraber Türkiye Pist Şampiyonası da yaz tatiline girdi. İkinci yarışta ise damalı bayrağı geçen ilk üç isim Maxi Grup sürücüleri Yadel Özkan, Rıfat Sarıcıoğlu ile Süper Grup sürücüsü Aytaç Biter üçlüsünden oluştu. Bu sezon Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağını geride bıraktık. Evet. İzmir Ülküp Yarış Pisti'ndeki ikinci ayağı değerlendirir misiniz? Şimdi bizim özlediğimiz sayılar yok. Hem Körfez hem İzmir devre dışı kaldı. Şimdi ikisi de en azından hazır gibi. İşte en dikkat çekeni Ülkü Pisti oldu. Ümit pisti aldıktan sonra adım adım güzelleştirmeye başladı. Bir kere işin o tarafından dolayı memnunum. Arkasından Körfez'in de bir ses duvarı problemini hallettikten sonra onu da açacağız. İstanbul Park'ta da bu sene bir yarış yaptık. Kasım ayında bir tane daha planlanıyor. Ben artık 2011'e bakalım diyorum. Ama yine de bugünkü hem kupaların mücadelesi Porsche'nin hem Hakan Dinç'in yani Safari'nin Honda'sı güzel görüntüler verdi. Amatörlerin de çoğalmasıyla herhalde 2011'de
11'de daha güzel pist yarışları izleyeceğiz. Peki katılımcı sayısını arttırmak için Türkiye Pist Şampiyonası yönetmeliğinde herhangi bir değişiklik yapılacak mı? Otomobillerin motor hacimleri veya diğer aksamlarla ilgili olarak. Şimdi aslında şu anda Maxi grupta büyük serbestlikler var. Süper grup kendine göre oturdu. İşte diğer 1600 seviyesindeki arabaları da amatör grupta topladık ki aslında o çok cazip. Onu aslında daha kalabalıklaştırabiliriz. Diğer Maxi grubu da diğer Grand Turismo yani GT arabalarını çekmek için belki 4000'in üzerine çıkarma olabilir. Bunu tartışabiliriz. Ondan sonra diğer böyle GT'de yarışan markalar daha katılabilir. Hem Porsche'ler yalnız kalmaz. Öyle bir düşünce var. Peki Türkiye'deki motorspor medyası da yarışan yarışlık sayısı gibi bir azalma gösterdi. Bununla ilgili olarak federasyonun bu ilgili olarak düşünceleri var mı? Tedbir amaçlı, destek amaçlı. Şimdi federasyonun tabii medya işine ben bakmadığım için yine de burada bulunan medyanın sayısı kötü değil. Yani belki diğerlerinde az gibi olabilir ama şu anda burada hem İhtisas medyası hem İzmir'in yerel medyası mevcut. Onun için de işte federasyonun ilgili birimleri ve belli toplantılar yaparak daha kolaylaştırabilir. Teşekkür ederiz. Ödüllerini aldım buraya bekliyorum. Aytaş Biter, İzmir yarışına lider olarak geldiniz. Sıcak bir gün, zorlu yarışlar oldu. Yarışın bir değerlendirmesini alabilir miyiz? Sıcakta gerçekten zordu bugün ama istediğimiz sonuçları aldık. Her iki yarışta da birinci oldum. Takım arkadaşım da yardımcı oldu. Bugün çok iyi sonuç elde ettik. Liderliğimi koruyorum. Puan farkı da açıldığı için bundan sonraki yarışlarda daha rahat olacağız. Bundan sonra giderek kendimizi geliştirecek çalışmalar içine gireceğiz diye düşünüyorum. İzmir pistinde sizi en çok zorlayan ne oldu? Pistin zemini, toz, yol tutuşundaki problemlerimiz. Ayar tutturamadık. Havanın sıcaklığı da çok önemli bir olumsuz etkendi. Genellikle ben İzmir pistini severim. Bu defa ayarları iyi tutturamadığımız için sanıyorum. Biraz da belki pistteki tozun etkisiyle umduğumuzdan daha kötü zaman yaptık ama tabii sonuçlar iyi olduğu için sonuçta memnunuz. Geçen senenin Türkiye Süper Grup şampiyonusunuz ve bir kapı numaralı araçla start alıyorsunuz. Bu senenin de en büyük favorisisiniz. Geçtiğimiz sezona göre Borusan Otomotiv Motorsport'ta ne tür değişiklikler oldu ve önümüzdeki yılda Süper Grup'ta nasıl bir hedef planlıyorsunuz? Hedefimizi yine Türkiye dışında da başarılar elde etmek üzere kurguladık. Avrupa Şampiyonası gibi, Dünya Şampiyonası gibi yarışlarda Borusan Otomotiv olarak, Otomotiv Motorsports olarak Türkiye'nin ismini, takımımızın ismini duyuruyoruz. Bu hedefimize ilerleyeceğiz. Türkiye Pist Şampiyonası'nın federasyonda öğrendiğim kadarıyla daha gelişmiş, daha fazla katılımlı bir şampiyonu haline dönüştürülmesiyle ilgili planlar, çalışmalar var. Yine pistlerle ilgili bir takım planlar, iyileştirmeler var. Bunları öğrenmek, duymak sevindirici oldu. Bu hafta öğrendiğim bence en önemli bilgi buydu. Tebrik ediyoruz. Başınızı devam ediyoruz. Borusan Motorsport'un bir diğer pilotu da İbrahim Okyay. Siz bu sezon Avrupa Tunik Otomobil Şampiyonası için hazırlandınız. Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağında da start aldınız. Önce pistin bir değerlendirmesi, daha sonra da Avrupa Tunik Otomobil Şampiyonası'ndaki hedefleriniz hakkında görüşlerinizi söyler misiniz? Evet, bu sene Borusan Otomotiv Motorsport hem Türkiye'de hem Avrupa'da yarışıyor. Ben yurt dışındaki yarışları takip ediyorum. Takım arkadaşım Aytaç Biter de Türkiye Şampiyonası'nı takip ediyor. Bu yarış elimizi biraz ısındırmak için antrenman olsun amacıyla ben start aldım. İlk yarış gayet iyi geçti. Aslında takım arkadaşım bayağı hızlı bir tempo tutturdu. Pek ayak uyduramadım ilk yarış ona. Ama yine de birinci, ikinci olduk. Ben de bunu değerlendirdim. Avrupa yarışımız, Avusturya yarışımız öncesinde bir antrenman olarak kabul ettim. İkinci yarışta da bazı temaslar, bazı yine ikili mücadeleden kaynaklanan bir zaman kaybı oldu benim için.
pite girip çıkmak zorunda kaldım. Epey bir gerilere düştüm ama sonra tekrar ikinciliğe kadar yükselebildim. Borusan Otomotiv Motorsport 2 yarışta da grubunda birinci ve ikinci oldu. Bu da bizim için oldukça mutlu edici bir sonuç. Önümüzdeki yıl 2011 için Türkiye Otomobil Federasyonu'nun katılımcı sayısını arttırmakla ilgili olarak ciddi çalışmaların olduğunu öğrendik. Bununla ilgili olarak neler diyeceksiniz? Daha önceki yıllarda daha fazla katılımcı vardı. Şimdi ben bunu hep söylüyorum tabii ki. Nitelik mi, nicelik mi? Burada 30 tane otomobil start alabilir ama bu 30 otomobilin kompetisyonu, tur zamanları daha önceki senelerde olduğu için son derece yavaş olur. Bu da kuru kalabalıktan başka bir anlam ifade etmez. Biz son 2 senedir Türkiye'deki en iyi pist derecelerini kırıyoruz Türkiye şampiyonasında. Porsche otomobiller, BMW'ler kıyasıya bir rekabet içinde ve bu rekorlar artık inanılmaz yüksek tempolara çıktığımızın bir göstergesi oluyor. Ben Türkiye şampiyonasının, Türkiye pist şampiyonasının tarihinde olmadığı kadar yüksek seviyede ve yüksek mücadele içinde geçtiğine inanıyorum. Belki bu daha kalabalık, daha fazla otomobilli olsa daha iyi olur. Ama çok yavaş otomobiller gelip de burada kuru kalabalık olacaksa bunun şampiyonaya büyük bir değer kazanacağına da inanmıyorum. Bu da yanlış anlaşılmasın. Türkiye Pist Şampiyonası'nın yanında amatör 1600 grubu var. Bu spora yeni başlayan arkadaşlar bu spor için en değerli katılımcılardır bana göre. Ama birçok alternatifler var. Lafımı yine aynı şekilde bitireceğim. Hani Türkiye Pist Şampiyonası'nda ben eleştirilerin birçoğunu biraz ağır buluyorum. Çünkü nitelik olarak yüksek tempolu bir şampiyon olduğunu artık görüyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Hem Türkiye Pist Şampiyonası'nda hem de ülkemizi temsil ettiğiniz Avrupa Tunik Otomobil Pist Şampiyonası'nda hız şeridi ekibi olarak başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve Türkiye Pist Şampiyonası birinci yarışına hemen geçiyoruz. Birinci yarışında ilk önce süper grup, Aytaç lider, İbrahim Okyay ve Murat Güney. Şampiyonanın üçüncü ayak yarışı ise 28-29 Ağustos tarihlerinde İzmir Ülke Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek. Bu hafta sizler için neler hazırladık? Hep beraber izliyoruz. Tonight the sky is on fire. It's burning bright. My soul is flying higher towards the light. We'll be right back.
sürat giden bir programın daha sonuna geldik. Haftaya farklı konu ve konuklarla Hız Şeridi'nde yeniden buluşuncaya dek trafik kurallarına uymayı unutmayın. Hoşçakalın.